olmak üzere. Aydınımız da siyasilerden böyle, sokaktaki vatandaşa kadar. Evet. Bizim toplum olarak şiddetle olan ilişkimizi sorgulamamız gerekmiyor mu? Şiddetle ilişkisini toplum sorguluyor, yıllardır sorguluyor, hepimiz sorguluyoruz ve şiddet yanlış olan yok. Şiddet PKK'dan geliyor, şiddet PKK vasıtasıyla sokağa taşırılıyor ve bugün şiddeti kullanan bir terör örgütünün siyasi uzantısının şiddetin bir parçası olarak sokağa kadar anarşiyi, kavgayı yaymaya çalışmasını demokrasi ve siyasi hak gibi gören çevrelere, vatandaşlarımıza, başta başbakanı olmak üzere ben sağduyu çağrısında bulunuyorum ve bunlara diyorum ki bunlarla birlikte o terör örgütünün siyasi uzantılarının yanında, çevresinde sokağa inen, son zamanlarda bu anarşiyi yaygınlaştıran kesimlere diyorum ki sağduyuya gelin, bu yaptığınız yanlıştır, bu çok vahim sonuçlar doğurur, bunun en büyük acısını siz çekersiniz, Türkiye'de herkes çeker, siz de çekersiniz diyorum ve uyarımı yapıyorum. Doğru bir bu tespit. Bir, ama bir şunu da diyorsunuz ki şimdi toplumun davranıştır. Şiddetle ilişkisi altını çizdiniz. Tabii evet. Ki PKK terörüyle çok ilişkili ama onun ötesinde ondan bağımsız olarak da bu toplumun şiddetle olan ilişkisini sorgulaması gerekmiyor mu? Bakın 8 Eylül 2005 tarihli Tercüman Gazetesi'nin bir haberidir bu. Yani çok yeni bir haber. Ruhsatsız silahların sayısı Türkiye'de son yıllarda 10 kat artmış Sayın Yazıcıoğlu. Evet. 10 kat. Ve bu sadece biliyorsunuz PKK ya da Türk-Kürt meselesinde değil, adliye koridorlarında, sokaklarda, aile içinde, futbol maçlarında, stadyumlarda tezahür eden bir şiddet. Yani bu noktada bu toplumun şiddetle olan ilişkisini nasıl sorgulamak lazım? Şimdi benim söylediğim şiddete herkes karşı çıkmalı. Şiddette ilişkilerini kesmeli. Siyasal örgütler siyaset zemininde siyaseti yürütmelidir. Ve devlet de bütün bunlar karşısında tedbirini almalı. Bir taraftan cehaleti yok edecek şekilde eğitimine önem vermelidir. Toplumda gençlerimizde şiddet özendiren filmlere, şiddet özendiren bir takım programlara geçit vermemelidir. Bunun karşısında gençliğimizin milli değerlerine, manevi değerlerine, insan sevgisine, kendi tarihinden gelen o Mevlana'larla, Yunus'larla örülmüş o derin düşünce atmosferine sahip bir gençlik yetiştirilmelidir. Bunlar milli eğitim sistemimizin çarpıklığından gelmektedir. Toplumda yukarıdan aşağıya doğru bir şey meydana getiriyor. Bakın dikkat edin. Yani silah taşımak mesela. Evet. Hazır sizi bulmuşken şunu hakikaten çok merak ediyorum. At, avrat, silah üçlemesi. Evet. Milli değerler dediniz. Türk kültürü dediniz. Bir parçası mıdır? Yani bugünkü şartlarda bilgisayar onların yerini almalıdır derim. Bir parçası mıdır? Yani bilgisayar bunun yerini almalıdır. Bu tarihte Türk milletinin akıp gittiği, yayıldığı coğrafyadaki şartlarıydı. At avrat kutsal sayılmıştır. Silah da kendi güvenliği için, geçmişte yaşamış olduğu coğrafyada ayakta kalması için gerekli olan bir araçtı. Bugün elbette vatan savunması için söz konusu olursa elbette devletin asker besliyor, devletin askeri var ve bunlar silahıyla mücadele edecekler ve kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla vatan savunması söz konusu olduğu zaman askerimizle birlikte ihtiyaç duyulursa hepimiz gideceğiz. Ben Kıbrıs çıkartması yapıldığı zaman genç bir delikanlıydım, gittim gönüllü yazıldım. Ben bu toplumun böyle olduğuna inanıyorum.
Yani bu duyguyu kaybetmek diye bir şey söz konusu. Ama ben bakın ama ülke bugün, savunmasından bahsetmiyorum. Ama yani, normal şartlarda bak, biliyorsunuz milletvekillerinin bile milletvekillerinin düğünde ki ben altını çiziyorum. O milletvekillerinin bir kez daha isimlerini telaffuz edeceğim. Enver Yılmaz ve Eyüp Fatsa iki evet. milletvekilimiz. Hatırlayacağınız gibi bir düğünde, Ordu'daki bir düğünde şarjör boşalttılar. Evet. Ben bundan bahsediyorum. Yani ülke savunmasından bahsetmiyorum. Bugünün şartlarında gençler silah taşıdığı zaman kendilerini daha bir erkek gibi düşünüyorlar. Onu bir erkeklik, hatta bir kültür göstergesi, Türk kültürünün bir göstergesi olarak algılayarak bu şekilde hareket ediyorlar. Kendilerini temsil eden milletvekilleri dahi bunu böyle düşündüğü için tabii. silah kullanıyor bugün bu sene, ülkede. Bir yıl içerisinde 187 vatandaşımız düğünlerde ve maçlardan sonraki coşkularda sıkılan silahlar sonucu hayatını kaybetmiştir. Demek ki asgari 180 aileye acı düşmüştür, puan düşmüştür ve kaybedilen insanımızdır. Ben kesinlikle bunu tasvip etmiyorum. Bu şekildeki eğilimleri takdir de etmiyorum, tasvip de etmiyorum. Doğru değil. Bir oğlunuz var, bir kızınız evet, var. Allah bağışlasın. Evet. Oğlunuz yarın öbür gün baba ben de silah taşımak istiyorum dese ne diyeceksiniz? Hayır, kalem taşı diyeceğim. Çünkü 1978 yılında da Türkiye'nin bütün sokaklarını eller silah değil kalem tutmalı afişiyle donatan Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Yine o zaman bir masanın başında bir kişi, öbür masanın başı boşlukta bir afiş yaptırarak fikir tartışmasına davet afişleriyle Türkiye'ye donatan Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Ben başından beri Türkiye'de ellerin kalem tutmasını, bir elinde bilgisayarıyla, öbür elin bilgisayarıyla ama ruhen Türk kültürü, Türk değerleri, milli ve manevi değerlere donatılmış bir gençlik özlediğimi ifade ediyorum. Böyle bir gençlik yetiştirmek için de ömrümü veriyorum.